olacaktır. Bunu konuşacağız ama onun öncesinde bir bağlantımız var. Anadolu'ya gidiyoruz. Adana Yüreği Belediyesi'ne gidiyoruz. Karşımızda A Haber muhabiri İbrahim Karanfil var. İbrahim, söz sizde. Adana'dan merhabalar sevgili Zeynep. Şu anda Adana Seyhan Nehri üzerinde Roma İmparatorluğu tarafından kurulmuş, yıllar önce tarih öncesinde Roma İmparatorluğu tarafından kurulmuş tarihi taş köprü üzerindeyiz. Bugün burada Yüreğir Belediyesi'nin bu yıl 6.sını düzenlediği geleneksel taş köprü iftarındayız. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'la birlikte Yüreğir Belediyesi bugüne kadar düzenlemiş olduğu taş köprü iftarlarında kenti yönetenlerle vatandaşları buluşturmayı amaçlıyor. Tarihi taş köprü üzerine kurulan masalarda milletvekilleri, belediye başkanları, emniyet amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kısacası Adana protokolüyle Adanalılar aynı atmosferde iftarlarını birlikte açıyorlar. Evet, üzerinde bulunduğumuz tarihi taş köprü hakkında kısaca biraz bilgi vermek gerekirse, köprü Roma İmparatorluğu döneminde kuruldu ve dünyada kullanılan, şu anda kullanılmakta olan en eski köprülerden biri olma özelliğini taşıyor ve uzunluğu 310 metre, genişliği 11 metre. Burada Yüreğir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, Mahmut Çelikcan'la birlikte Yüreğir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu taş köprü iftarlarındayız. Vatandaşlar oruçlarını, iftarlarını birkaç dakika önce açtılar. Ve biz de yavaş yavaş ilerleyelim. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Vesile Bakış. Vesile Hanım, böyle bir atmosferde burada kenti yönetenlerle birlikte iftar yapmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Böyle bir şeyler olmasına katkılarından dolayı Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Çelikcan'a çok teşekkür ederiz. Yemekler harika, burada bulunmak da çok harikaydı. Ve çok teşekkür ediyoruz. Son birkaç gün, Ramazan'da bitmek üzere, artık birkaç gün kaldı bayrama. Bugün de çok özel bir gün, mübarek Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Evet, cümle Müslüman alemin hayırlı kandiller diliyorum. Herkesin dualarını kabul etsin. Başkanımıza da teşekkür ediyorum, başkanıma da. Evet, yemeklere bakacak olursak bugün iftarda kavurma verilmiş, pirinç pilavı var, kavurma var, irmik tatlısı var, yoğurt var. Bir tarafımızda da değerli Adana'yı, kenti yöneten isimler var. Bir röportajımız var. Hemen bir röportajımız var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık da buradalar efendim. İftara katıldınız. Neler söylersiniz böyle bir atmosferde bulunmaktan dolayı? Muhteşem, güzel bir atmosfer. Ben Adana İl Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Adana Teşkilatımız bugün Adana'da yaklaşık 3000'i aşkın insanla birlikte Mübarek Kadir Gecesi'nde iftar yaptırdı bize de. Bu sofrada buluştuk. Binlerce kere şükürler olsun. Ramazan'ın son 3 gününe geldik ve bu Ramazan'la birlikte Kadir Gecemizin de kardeşlik getirmesini, bereket getirmesini, muhabbet getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla hep beraber bayramlara çıkalım istiyoruz. Peki, biz de iyi Ramazanlar, iyi bayramlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Adana'nın bu sıcak gününde insanların sıcaklığını çok net hissediyoruz. Gelmiş olduğumuz andan itibaren çok güzel bir heyecan var. Adana'da Ramazan'ı çok net hisseden insanlar ve yürekler var. Ben bütün Adanalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sadece Adana'nın havası sıcak değil, aynı zamanda insanları da çok sıcak. Bu sıcak atmosfer içinde biz teşekkür ediyoruz. Bütün Adanalı hemşehrilerimize afiyet olsun diyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, programı burada noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olacağız. Zeynep, söz sende. Evet, teşekkür ederiz. Adana'ya selam olsun. Biz de bu arada burada aslında konuşuyoruz.